Çekersen o da iyi değil. Bu da götürürüz. Ne gerekiyor? Şöyle bir boşluk. Taktı ben. Bir karış gibi. Bir boşluk bırak. Evet. Dur şimdi bakalım. Şimdi şurayı çok açtık. Ne yapacağız? Şimdi bu çok kalktı. Bugün burası açıldı. Burayı düşürürsek burası açıldı. Ne yapacağız? Biraz uzatarak onu telafi edeceğiz. Şunu yapalım. Önce gard olayı. Sonra şuraya vurduğu zaman gitmeyecek. Olmaz. Gitmemesi için ne yapacağız? Hafif şöyle bak, ayağa bastık ya. Hafif şöyle çıkaracağız. Çok hafif. Ayağını bas böyle. Şimdi ayağını hiç yok. Kendi ayağını şöyle bas, çapraz. Hiç, bak hayır çevirme ayağını. Ayağını hiç oynatmadan dizini hafifçe çevir. Hayır. Şuraya bas şimdi, dur. Yok. Normal bas, normal garda. Şimdi dizini çevir sadece, ayağını oynatma. Ama azıcık çevir, çok az. Çok az, çok oldu. Bak şu kadar, bak şu kadar. Bak çok az. Tam karşıya gelecek. Ya böyle yapmıyoruz ki gitmesin. Bak çok az. Çok az, yeterli. Bir de arka ayak duvar oluşturmayacak böyle. Böyle. Neden? Esneyebilelim diye. Her iki tarafı da esneyebilelim. Değil mi? Ama böyle olursa esner mi? Esnemez. Bu gardın adı neydi? Spesyal. Spesyal gard. Kendi doğallığımızı aldığımız bir gard. Bu. Şu an aslında komple ne yapıyorsun? Kavruyorsun bunu. Görüyorsun. Komple. Yan tekme. Her türlü tekme atabilirsin. Bunun için üst topukları kullanırsın. Buraya basarsın. Yaklaşırsın. Çevirirsin. Hafif. Bajonga dönersin. Evet, bir daha al şimdi. Şimdi buradan yan tekme çık bakalım. Tekme mi? Bak, şunu söyleyeyim, gardımız hala oturmadı, söyleyeyim. Bunu çok sık al. Bir de gardı şeyle al bunları, kendinizi vererek alın. Şöyle fotoğraf gibi değil. Şöyle, kendini ver böyle. Garda yerleş lan, değil. Gardla yerleş demiyorum bak, garda yerleş. İşin içine şeyi de kat, kendini de kat, zihnini de kat. Tamam mı? Al şimdi. Evet, yan tekme at bakayım. Yan tekmemizde arka diz kırık olursa ne olur? Büyük arkaya, değil mi? O zaman çok kırmayacağız. Dimdik de olmuyor ama hemen dike yakın. Arkaya doğru dengenin bulunmasının nedeni tekme anında kalçayı dışarı çıkarmak. Kalçayı içeri al. Geç karşıya. Biraz da öteye.
Benim yaptığım aynısını yaptım. Ben şimdi hiç esinmedim ama. Epey bir sene düşünmüştüm. Şimdi bir yan tekme at. Şimdi çekil. Benim yaptığım aynısını yap. Sırayla dur. Hazır mısın? Hadi. Dur. Hemen döndür bak. Kendini genişletin. Hata bir de. Arkadaşlar atakta yapılan en çok yapılan hatalardan biri hata fark ettirmek. Bunun üstü ne yapıyor biliyor musun? Hata fark ettirmek. Manipülasyonlar bile yapıyor. Şöyle yapıyor. Bize böyle duruyor. Şimdi hata fark ettirmeyecek ya. Eli şöyle bir karıştırıyor. Tekmeyi çıkıyor. Yani yukarı ya da ellere dikkat çekip tekmeyi basıyor. Mesela. Evet. Hadi bakalım. Bak tekme bu tarafa vurdu. Neden? Çünkü önce kalkıya çıkıyor. Ya şey yapacağız. Adın neydi genç? Reşat. Reşat. Şöyle bir duvara şöyle yaslanacak. Duvara yaslanacak, tamam mı? Yaslanacak. Ayağını böyle uzatıp çekeceksin. Uzatıp çekeceksin, kalçayı da içeri alacaksın. Şu eksiğimizi giderelim. Tamam mı Reşat? Nasıl yapacağını? Yaparız hocam. Unutma inşallah. Tamam mı Reşat? Yumruklar ne durumdaydı? Mesela bir yumruk gösterelim. Şimdi. Yumruklar burası mı? Burası. Buradan başlamak yasaktı. Şöyle yapıyoruz. Ama bak, yeni açılıyor. Uzat yumruğunu. Uzat diğerini. Bak, dezavantajı gördün mü? Sen şimdi. Bir de genişledin. Jetkuno'da hiçbir atak geriden başlamaz. Ataklar daima önden başlar, geriden bitirir. İkinci ya da üçüncü. Önden başlar. Evet. Bak, ağırlığı ne verdi? Dur, bak. Ağırlık merkezden ayrılmaz. Ağırlık daima ayrılmaz. Bak yine ağırlığı da. Şöyle ya. Çıkış mı yapıyorsun? Bak. Tepkisel ya. Bak. Ne istiyorsun? Hangi yönünü istiyorsun? Kroşe. Yani kroşe olsun. Kroşe. Bak. Bu düştü. Bu düştü, bu kalktı. Bak. Bu kalktı, bu düştü. Demek istediğimi anlatabildim mi? Yani yumruk atarsın, yüzün açıldı mı? Hemen geldi ne yaptı, kapattı. Şöyle bir şey yok. Bu da yerde, bu da yerde. Böyle bir şey yok. Bir taraftan açılıyorsa bir taraftan kapanacak. Buna dikkat. Yap şimdi. Burası bu tarz yumrukları ne yapıyor biliyor musun? Bak çık yumruğu şimdi. Bak böyle yap. Sen buradan bunu çıkarken şuradan açtığın boşluğu hemen arkasından değerlendiriyor. Onun için şöyle yapmak gerekiyor. Çıkışlarda daima center'lar, direkt çık. Bu Wing Chun'un ve Jet Kun'un çok iyi yaptığı bir şey. Direkt çık. Böyle. Kroşeyi bile buradan al. Başlangıçta kroşeyle başlama. Jab vuruşlarıyla başla. Sonra ne yap? Mount Chu'yu. Mount Chu'yla başla. Sonra da duruma göre toparlayın. Bir yakın normal şey olmadı. Bir kursa o zaman çok ayakasız değilim. Onun için mi diyorsun? Diğer düşünme ihtimali de çekmeyelim. Kapanma ihtimali daha az olmazsa da. Diyelim. Çekmeyelim. Kapanma ihtimali. Bu çok güçlü olmaz ya sen. Şimdi şunu istiyor. Diyelim bundan bir tane vurdun mu? Bir tane vurdun. Ne yaptı? Hangi, nasıl bir ivme yaptı diyelim. Açıldı. Bak. Hemen devam. Bakmak yok. Sürekli hasma açarsın, açtıkça aralarsın, daldıkça dağıtırsın, dağıttıkça istediği koruma sokarsın. Yani demek istediğim şu, kafanda senaryo oluşturma. İlk hareketlerinde patla, patlayıcı ol. Ondan sonra bir laf vardı bizim toplumda. Allah ne verdiyse derler ya. Ondan sonra akışına bırak. Anlaştık mı? Bizim aynı zamanda misafirimiz de sayılıyor. Azerbaycan'dan gelmiş. Arkadaşınıza o konuda şey yapın. Sahip çıkın, tamam mı? Herkes evet. Kroşelere mesela hocam, Mike Tyson'ın